Bu haftaki konumuz tanınmış müzisyenlerden Hüseyin Güler abimiz. İyi seyirler dilerim. Adı güme cevapları mı bir? Şu anda Aslanlı köyünün Delik Dağ'dayız. Delik Dağ'dan oluyor. Delik Dağ, o dağ delik, bak delik var orada karşıda. Öyle mi? Delik Dağ dediğin zaman tanırlar. Delik Dağ. Burada delik Maslavra'dan çıkıyor. Evet. Beydağ Ödemiş yolu. Ödemiş yolu, Beydağ yolu. Nazilli'nin tanınmış isimlerinden müzisyen Metin Güler abimizle beraberiz. Metin abi nasıl oldu bu müzisyenle başlamalı? Müzisyeni biz abilerimizden öğrendik. Babamız da zaten zurnacıymış. Öğrettikleri için Allah razı olsun. Onun sayesinde rahat yaşadık. Zaten çok fakirdi eskiden. Ama bu müzisyenin sayesinde biraz rahat yaşardık. Öyle bizim köy Işıklar köyüyüm zaten. Babam zurnacıydı, abim zurnacıydı. Ben klarnet, cümbüş, elektro bağlama, klavye falan... Orkestram vardı benim senelerce, 30 sene falan yaptım. Bu zurnaya merak sardı bana. Daha çok zurnayla ilgileniyorsunuz. Evet, şu anda bir zurnam kaldı. Yani şu, biraz önce dinledik. Evet, zurnam. Elinize, ağzına sağlık, nefesinize sağlık. Evet, yoruz. 8 dakika hiç yorulmadan bir performans sergilediniz. Peki yorulma olmuyor mu? Yorulma elbette olur. Davullar olunca daha rahat edersin. Es verirsin arada. Nefes alıyorsun. Tabii. Davulsuz şimdi biraz daha zor ama benim antrenman amaçlı olduğum için her yere davul götüremezsin. Biz cumartesi pazarları veyahut da düğün olduğunda davulculara gidiyoruz. Peki siz her gün bunu 4 saat en az idman mı yapıyorsunuz? En azından 7 saat idman yapıyorum. Çünkü parmaklar nankördür. Çalışmadı mı geri gider. Peki ilerleyen yaşınıza rağmen bir zorluk oluyor mu nefes? Hayır, ben gayet sevdiğim için zorluk diye bir şey yok. Zorluk olsa zaten bu Delik Dağı gelmem sanın üstüne. Arabamla ben her gün iki sefer geliyorum. Bir sabahleyin geliyorum 7'de 9.30-10'da gidiyorum. İstirahatımı yapıyorum. Tekrar 3'te geliyorum 5.30-6'da gidiyorum. Peki yani. Bu baktığımızda etrafımızda dağlar, taşlar var. Burada... Zurna çalmak için uygun bir ortam değil mi? Çok rahatlıyorum. İnan mısın, bu kalbim böyle rahatlıyor böyle. Hiç sorunu yok. Doğayla baş başa, kuşlar cıvıl cıvıl. Ben buradan çalıyorum. Keklikler arkadan ötüyor. Zevk duyuyorum. Zevk meselesi bu. Nasıl? Eşiniz nasıl? Destek veriyor mu bu konuda size? Elbette. 40 senedir zaten en azından beraberiz. Ben sizde bayağı bir bu tutku gördüm yani zurna. Ben sevmediğin şeyi yapamazsın zaten. Şimdi bir enstrümanı öğreneceğin zaman kararlı olmak işin yarısıdır. Kararlı olmak işin yarısıdır. Her enstrümanı ben şu an çalıyorum. Elektro bağlama, klavye.
Ama daha çok zurna var. Artık bir zurnayı geçtim artık, bitti. Klarnet falan ne, bıraktım. Zurnanın ne ayrıcalığı var sizde bu kadar zurna çalıyor? Şimdi zurnanın benim başlamam şöyle oldu Sinancığım. 2 sene önce abim öldü benim. Işıklar'da 81 yaşında öldü. 38 doğumlu. Şimdi köye gittim de bir ay sonra yeğenlerim dedi ki babam seni çok seviyordu, şu zurnanın birini senin hediye olsun dediler köyde. O zurnayı getirdim, koydum eve. Ben zurnayı bakıyorum, düşünüyorum. Ya dedim, benim babam zurnacıydı, abim zurnacı. Ben bunu öğrenirim dedim. Bir karar verdim, iş bitti. Peki normal bir mesleğiniz bu mu? Ben devlet suç işlerinden emekliyim aynı zamanda. Öyle mi? Devlet suç. Bunu 82 belediye çalıştım temizlik işlerinde. 9 ay sonra devlet suç işlerini aldılar bana. Oradan emekli oldum. Hem orkestra kurdum, salonlar çaldık. Hayatımız öyle geçiyor. Yani bu yaşınıza rağmen güzel bir performans sergilediniz yani. Ben zaten önce kendim için çalıyorum zaten. Ondan sonra kendim beğendim, vatandaş beğenecek. Daha çok çalışmam lazım, çalışıyorum da. Bir ara şey basında bir şeyler... Ya basında evet işte 40 gün ceza falan aldık. Hanım evde sesli müzik istemiyor zaten. 40 gün ceza verdi, gitti dağıdı çaldı. 20 gün doldu, 20 gün sonra o da affetti. Allah'ım şükür bir sorunumuz yok. Tabii evin içinde biraz baskı... Olmuyor. Apartmanda olmuyor. Çok ses çıkıyor. Çok sesli alet bu zurna. Baya. Klarneti benzemiyor. Davul da benzemiyor. Baya bir ses. Yani aşırı ses var. İçeriden geliyor yani. Evet, evet. Nefes. Nefes olayı. Doğru söylüyorsun. Bu zurna abanos... Tokatlı yapıldı. İki tane Tokat'ta özel yaptırdık. Tokat'ta ustalar mı var bunun? Tabii. Esas orası mı? Esas Germencik zurnaları falan Tokat'tan geliyor. Coşkun abi var, o da zurnacı. Baş zurnacı Coşkun abi var. Onun sayesinde bunlar akortlu zurna. Şimdi bazı vatandaşlar bilmiyor. Şu delikte akort delikleri. Evet. Nasıl bağlamanın akortunu yapıyorsan bunu da akort yapıyorsun önce. Hatta delik bunda fazlaydı, akortu tutmadı. İki deliğini kapattık, tuttu. Önce kağıtla kapattık, denedik. Ondan sonra önlemini aldık, akortladık. Akortlu zurnu bu. Yani bayağı bir zaten profesyonelleştiren bir şeyler var. Elbet zaten bas zurnacı arkadaşım benim de o onun sayesinde iyi aletler çalmaya çalışıyoruz. Ben kendim zevk alıyorum zaten. Baş türlü gelmem yani buraya. 3 saat, yani 4 saat burada. Her gün 4 saat buraya gelip zurna bir, çalmak. 2 sefer geliyorum. Bir sabahleyin, bir de öğlenden sonra 3'te geliyorum. Yani performansı kaybetmemek için, bir de kendinizi rahatlatmak tabii, için. Tabii. Evet. Ama ruhum dinleniyor. Bu doğa bak burada. Hiç kendinden başka kimse yok. Doğa, kuş sesleri burada. Cıvıl cıvıl. Yaşınız kaçtı? Yaşım 58 doğumluyum. 65 yaşındayım. Allah bol ömürler versin inşallah. Hiçbir rahatsızlığım yok Allah'ım şükür. Zurnayı çalıyorsunuz. Ses nasıl? Bir şarkı, türkü söyler misiniz bize? Evet, sesimden öyle mi? Sevdiğiniz en güzel parça neyse onu söyleyeyim bize. Ya parça çok da bazı. Kısa bir şey söyleyin. Neyleyim ben böyle yâre. Ne ağlayabildim, ne gülebildim. Kurbet ellerinde ah çeke çeke, ne gönlüme göre yar bulabildim. Yanarım, boşa yanarım. Verseler sevdiğimi, güler oynarım. Yanarım, boşa yanarım. Verseler sevdiğimi, güler oynarım. Ay sesiniz de güzel sizin ya. Senlerce söyledik ya, normal. Ama normal. Güzel yani. Normal bizim şeyde... yeğenim var Selahattin Güler, onda ses daha tonları ama güzel. Ama sahnede çıkar yapabilirsiniz yani. Çok yaptım zaten. Ben piyanistim hani zaten önce. Hani odaklanmışsın. Ben 87'de piyanistliği başladım. Nazilli'de. Maşallah ya. Evet, sesiniz evet. De güzel. Bizim böyle... Işıklar köyün ilk piyanisti bir, benim yani. Sesinizde Orkalı. Bir şey var yani. Bir olgunluk var. Var da bizim yeğenim vardı Selahattin Güler. Onun sesi daha başka. O
havuz esasında, havuz okudu da iş olmadığından müzisyen oldu. Sesi güzel. Evet. Allah mutluluğunuzu da aynısını. Amin, amin, amin. Allah devletimizi korusun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir şey yok. Sağlıklar dilerim. Seyredene, dinleyene, çekene. Sağ olun, teşekkür ederiz biz de. Ben de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nefesinize, ağzınıza, dilinize sağlık inşallah. Sağ ol, sağ ol. Allah bol ömürler versin. Amin. Sağ ol Sinancığım.